mutlak değer sorusu. A, A kareden küçük, o da mutlak A'dan küçük. Şuraya kısaca bakalım. A mutlak A'dan küçükmüş. Bu hangi durumdu? A'nın negatif olduğu durumdu. Çünkü mesela eksi 2 A mutlak değeri 2 kendisinden küçük oluyor. Şey kendisinden büyük oluyor. Ama pozitif veya sıfır olduğunda mutlak değeri kendisine eşit oluyor. A sıfırdan küçük. Bunu biliyoruz. Öyleyse çözüm kümemiz negatif olacak. Şu ve şu şıkkı eliyorum. Geldik. A hangi aralıkta olmalıdır diyor. Şimdi şu şıklara baktığımızda örneğin eksi 1 olması durumunda bu iki şıkkın ikisi de gider. Eksi 1'i sağlıyor mu bakalım. Eksi 1 küçüktür 1 küçüktür 1. Yanlış. 1 birden küçük değil eşittir. Eksi 1'i sağlamıyor bu gitti. Şimdi 0 ile eksi 1 arasında mı? Eksi 1 ile sonsuz arasında mı? Eksi sonsuz. Bu daha kolay gözüküyor. Mesela eksi 5 vereyim. Eksi 5 küçüktür 25 küçüktür 5. Sağlamadı. Eksi 5'in mutlağı 5 sağlamadı. Demek ki C'ymiş. Gerçekten de yerine koyduğumuzda mesela eksi 1 ile 0 arasında eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 başka bir soruda da hatta bunun tersi vardı. Eksi 1 bölü 2 küçüktür. 1 bölü 4 o da küçüktür. Artı 1 bölü 2. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği.